Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 23 Aralık'ta Türkiye saatine göre öğlen 13.17'de 1 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay aynı zamanda 22 Aralık'ta Güneş'in Oğlak Burcu'na geçmesiyle meydana gelen kış gün dönümüyle de çok yakın bir temaslı olduğu için etkileri önümüzdeki Mart ayına kadar da devam edebilecek güçlü bir yeni ay. Yeni ay an haritasına baktığımızda Koç burcu yükseliyor. MC noktasında da Oğlak burcu var. Oğlak burcunda bir gezegen birikimi görüyoruz. 5 tane gezegen Oğlak burcunda. Dolayısıyla Oğlak temalarının da çok güçlü olduğu bir yeni ay. Öncü bir yeni ay, öncü nitelikli ve toprak elementinin de öne çıktığı enerjiler taşıyor. Bu yeni ay geleceğe dair özellikle yeni yıl hedeflerimize vurgu yapan, biraz daha bizi kararlı, planlı, disiplinli olmaya zorlayan bir yeni ay. Gelecekten neler bekliyoruz? Yeni yıl hedeflerimiz nedir? Özellikle söz konusu Oğlak olunca bu kariyerimizdir. Toplumdaki yerimiz, statümüz, görevlerimiz, sorumluluklarımız, işlerimiz, genel anlamda hedeflerimiz, başarı hedeflerimiz özellikle Oğlak'la ilgilidir. Bunları belirleyeceğimiz, daha sistemli hareket edebileceğimiz, planlayabileceğimiz bir dönemi işaret ediyor. Oğlak kararlıdır, hırslıdır, tutkuludur ve bu yeni ay hepimize biraz daha kararlılık, biraz daha hırs, tutku hayatımızda getirebilir. Maddi manevi güvence arıyoruz. Ve bu kendimizi güvende hissedebileceğimiz koşulları da oluşturmak için daha kararlı davranabiliriz. Yeni ay haritasında Jüpiter'in 0 derecedeki Koç burcundaki Jüpiter'in yine Güneş ve Ay'la çok önemli bir bağlantısı var. Jüpiter daha toplumsal, ruhsal temalarla ilgilidir. Kolektife ait yapılarla ilgilidir. Burada inançlarımız, düşüncelerimiz, felsefelerimiz, hak, hukuk, adalet arayışlarımız, akademik yapılar, eğitim gibi konular, özellikle yurt dışı ve uluslararası planlar olabilir. Bunlar da yeni aya özellikle vurgu yapıyor. Oğlak burcu yönetim, otoriteyi elinde bulunduran kişi ve kurumları da sembolize eder. Jüpiter'in Koç burcundaki teması özellikle yöneticiler, yönetim mekanizması, liderler, kurumsal yapılar, devlet, hükümet gibi otorite figürleri. Bununla birlikte Jüpiter olunca yargı ve hukuk kavramları ve bu alandaki öne çıkan liderler, kişiler, aynı zamanda akademik alanda çalışanlar, inanç sistemleri, dini yapılar ve dini liderler. Bunlar da çok fazla yeni ayda gündemimizde olabilir. En fazla öncü burçlar bu yeni aydan etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlar Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarının ilk 5 derecesinde güneş dereceniz, yükselen burcunuz ve kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan birinci derecede önemli etkiler alabilirsiniz. Evet, yeni ay gezegenlerin hepsinin yine haritanın 10. evinde, 9 ve 10. evlerinde yerleştiğini görüyoruz. Burası da kariyerdir. Toplumda daha görünür olarak yaptığımız eylemlerdir, aldığımız sorumluluklardır. Ün ve başarıyla da ilgili konulardır, dikkat çekici kavramlardır. Burada önemli bir liderlikle ilgili konu olabilir tabii ki. Yönetimsel anlamda şirket yönetimi gibi hani anlamda olabilir. Çünkü Oğlak şirketleri de yönetir, kurumları da yönetir. Bununla beraber askeri anlamda bir liderlik olabilir. Daha girişken, daha cesur adım atabileceğimiz, inisiyatif alabileceğimiz, cesaret gösterebileceğimiz konularla ilgilidir ve bu yeni ay aslında hepimize az veya çok bu anlamda biraz daha inisiyatif alma gücü, cesaret, girişim enerjisi de veriyor. Jüpiter'in buradaki katkılarını göz ardı edemeyiz. Önemli bir motivasyon veriyor bize ve Koç noktasındaki bir Jüpiter toplumsal anlamda da kolektif anlamda da dikkat çekici konulardır. Yani Jüpiter temalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Hak, hukuk, adalet, yargı mekanizması, işte inançlar, dini konular, liderler ve özellikle askeri konular, uluslararası her türlü konu, seyahatler, yurt dışı bağlantılı özellikle yolculuklar, akademik konular, eğitim alanındaki yapılar, bunlar hep Jüpiter'le ilgili konulardır ve bu yeni ay tüm dünya üzerinde toplumsal alanlarda Jüpiter temalarını özellikle dikkat çekici hale getiriyor.
Yeni ay an haritasını biraz daha dikkatli incelersek, yeni ayın yönetici gezegeni Satürn Kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Yükselen burcu Koç, onu Mars yönetiyor. Aynı zamanda Mars Oğlak burcunda yücelim yöneticisidir. Mars İkizler burcundaki gerilemesini sürdürüyor. Bu durumda özellikle Mars gerilerken bu yeni ayda hedeflerimizi, planlarımızı gözden geçirirken dikkat etmemiz gereken detaylar da var. Biraz bizi geçmişe, geçmiş konulara da çekiyor Mars'ın gerilemesi. İkizler bilgi paylaşımı demek. Konuşmalarımız, yazılı, sözlü, her türlü iletişim konuları, imza attığımız alanlar, yazılı evraklar, eğitim ve bilgiyle alakalı temalar, iletişim sektörüyle alakalı her türlü konular. Bunlar ikizler burcuyla alakalı. Bu yeni ay döngüsünde eksiklerimizi tamamlamamız veya gözden kaçırdığımız detayları da fark etmemiz gerekiyor. Çok fazla yine konuşmanın, bilgi akışının, belki söz çatışmalarının, yani yazılı bazı yine çok fazla bilgi paylaşımının öne çıktığını görebiliriz önümüzdeki süreçte. Aynı zamanda siyaseti, diplomasiyi yönetiyor. Hem Jüpiter etkisi hem bu yeni ay derecesinde ülkemizin de yerleşim alanlarına baktığımızda 4. ve 10. aksda, yani yönetim, hükümet, devlet ve tabii ki muhalefetle alakalı bir karşıtlığı bize gösteriyor. Ve buradaki liderlik, yönetimle ilgili mücadelelerin ve bunlarla ilgili özellikle konuların, konuşmaların, bilgi akışının, gizli veya açık bazı bilgilerin çok fazla yine gündemimize geleceği, sorgulanacağı bir süreçteyiz. Mars'ın içinde bir mücadele ve savaş enerjisi de var biliyorsunuz. Ve aynı zamanda Mars artık Aldebaran yıldızı da üzerinde. Aldebaran dürüstlükle ilgili bir yıldız. Burada bilgi akışının, paylaştığımız bilgilerin özellikle dürüstlük sınavı altında olduğunu da gösteriyor. Tabii ki yalan, aldatma, yanlış bilgi akışı varsa bunların olumsuz etkileriyle de karşılaşabileceğimiz bir süreç. Sınavlarımız dürüstlükle alakalı. Aynı zamanda hem ticaret ve eğitimle ilgilidir. Her türlü medya, basın, yazılı, sözlü, iletişimle ilgili bir yıldızdır Aldebaran. Ve buralardaki hareketliliği desteklerken tabii ki dürüstlükle de ilgili sınavlarımızı arttıracak gibi görünüyor. Gözden kaçırdığımız detaylar varsa bunlar kişisel ve toplumsal alanlarda çok daha dikkat çekici hale önümüzdeki süreçte gelebilir. Evet, şimdi kişisel olarak bu yeni ay bizlere neler getiriyor? Hepimizin doğum haritalarında Oğlak Burcu'nun bulunduğu bir ev alanı var. Hayatımızda Oğlak Burcu'nun yönettiği konular var. Bir sürü 5 tane gezegen ve yeni ay bu ev alanınızda olduğu için önümüzdeki Ocak ayı bu konularla ilgili hayatımıza bir düzen getirmemiz gerektiğini bize işaret ediyor. Planlamalar yapabiliriz, istikrar arayabiliriz, daha girişken davranabiliriz. İnisiyatif almamız gereken, liderlik etmemiz gereken alanlarda yaşamımızın bu konularına yönelebiliriz. Sağlık alanında Oğlak, iskelet sistemimiz, kemiklerimiz, cilt, dişlerle ilgilidir. Bu alanlardaki sağlıkla ilgili arayışlarımız, şifa arayışlarımız öne çıkabilir. Seres'in de burada önemli bir bağlantısı var yıldızda. Aynı zamanda yeni ayda Hijya ve Seres yıldızının astroidlerinin de önemli bir bağlantısı var. Sağlıkla ilgili sorunlarımız varsa özellikle bunlarla da ilgili bazı hayatımızda artık istikrar arıyoruz, şifa arıyoruz. Yaşamımıza bir düzen getirebiliriz. Beslenme ile ilgili konular Seres etkisiyle, özellikle beslenme, gıda ile ilgili alanlar, aile içerisinde tabii ki çocuk ebeveyn ilişkileri, bir ülke içerisinde, bir toplum içerisinde gıda ihtiyaçları, beslenme konuları yine yeni ayda vurgulanırken buralarda bazı düzenlemeler, daha kurumsal anlamda, daha yönetimsel anlamda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu daha belirgin bir şekilde de karşımıza çıkarabilir. Tabii ki buralardaki eksikleri, özellikle 7-8 Ocak civarında meydana gelecek Yengeç Dolunay'ıyla beraber toplumsal anlamda hassasiyetleri, en temel ihtiyaçlarımızla ilgili özellikle güvenlik, bakım, beslenme gibi buralardaki eksikleri ve sorunları da daha görünür bir hale getirebilir. Şimdi bireysel olarak yeni aydan neler bekleyebiliriz? Yükselen burçlarınıza göre özellikle kısa kısa bahsetmek istiyorum.
Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Oğlak yeni ayı sizin 10. evinizde doğacak. Jüpiter burcunuzda. Bu yeni ay size yeni umutlar, yeni heyecanlar getiriyor. Yeni yıl hedeflerinizi belirleyin. Bu yeni ayla beraber daha girişken, daha cesur olabilir, inisiyatif alabilirsiniz. İş konularında, mesleki konularda adımlar atmanız, görüşmeler yapmanız, başlangıçlar yapmanız mümkün. Kendi işinizi kurmak da olabilir ya da mesleğinizle ilgili bazı alacağınız kararlar olabilir. Toplumdaki duruşunuz, statünüz, kariyeriniz ve özellikle geleceğinizi etkileyecek kararlarınız, tüm bunlar bu yeni ayla beraber aktif olacak. Tabii ki ilişkilerinizle ilgili, aile konularıyla da ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Hatta ebeveyn olmak gibi, anne ya da baba olmak gibi bir konu da olabilir. Jüpiter çünkü çocuklarla da ilgili sizi destekliyor. Bu yeni ay döngüsüyle beraber bununla da ilgili inisiyatif alabileceğiniz, daha girişken olabileceğiniz bir döngüdesiniz. Daha hırslısınız. Özellikle ailevi konularda da sorumluluklarınız olabilir. Ebeveynlerle ilgili konular, aile düzeniniz, yaşam alanlarınız, buralarda da ilgili bazı düzenlemeleriniz olabilir, planlarınız olabilir. Önümüzdeki Mart ayına kadar, hatta Mart sonuna kadar bu yeni ay etkileri gündemde olacak ve planlarınızı daha istikrarlı, daha kararlı, hırslı bir şekilde uygulamak isteyebilirsiniz ve Jüpiter şansı ve fırsatları da sizinle olabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 9. evinizde olacak. Bu yeni ay size daha umutlu, daha keyifli, hayata daha iyimser, özgüvenli bakabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, ufkunuzu geliştirebilirsiniz. Akademik alanlarda beklentileriniz varsa, şimdi daha girişken davranabileceğiniz bir süreçtesiniz. Her türlü yurt dışı, uluslararası konularda da girişken olabilirsiniz. Örneğin hani bir vize başvurusu olabilir, bir seyahat planlaması olabilir, yurt dışı ile bağlantılı yapılacak bir iş olabilir, eğitim olabilir. Bu konularda size cesaret veren bir yeni ay döngüsündesiniz. Medya, basın, yayın gibi iletişim alanlarında, sosyal medya, internet üzerinde yapılacak her türlü çalışmada da bu yeni ayda önemli destekler alabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yeni ay 8. evinizde doğacak. Maddi konularda artık daha tutumlu, daha planlı, istikrarlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Muhasebe işleri yapabilirsiniz. Şöyle bir gelir gider dengenizi gözden geçirebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz kaynakları bulabileceğiniz arayışlarınız olabilir. Bir kredi konusu olabilir örneğin. Bununla beraber bir borcun yapılandırılması, bir vergi ödemesi, bir emeklilikle ilgili bir girişim söz konusu olabilir. Özellikle ilişkilerinizle bağlantılı. Yani bir işbirliği, bir evlilik, bunların başlaması ya da bitmesiyle ilgili bazı hisseli paralar, paylaşımlar alanında yapılandırmalarınız olabilir. Bunlar tabii ki daha yasal, daha hukuksal konu ve süreçleriniz de olabilir. Bunlarla ilgili girişimlere cesaretle yaklaşacağınız, sonuç odaklı olacağınız ve önümüzdeki birkaç ayı da önemli ölçüde, aslında 2023'ün ilk yarısını önemli ölçüde etkileyecek ve maddi durumunuzu da etkileyecek bir süreçtesiniz sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay ilişki evinizde önemli bir enerji ortaya çıkarıyor. İlişkilerle ilgili yılın bu zamanında önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Bunlar kariyerinizi, toplumdaki statünüzü, duruşunuzu ve gerçekten geleceğinizi kadersel olarak etkileyebilecek bazı ilişkiler olabilir. Tabii ki evlilik. Evlilik kararları olabilir, işbirlikleri, ortaklıklar olabilir, yasal ilişkileriniz, sözleşmeleriniz olabilir. Biraz daha böyle kurumsal yapılarla bağlantılarınız, vereceğiniz kararlar söz konusu. Bazı ayrılıklar da olabilir, bitişler de olabilir tabii. Tüm bunlar sizin kariyerinizi ve toplumdaki duruşunuzu etkileyebilir. Eşiniz, partneriniz, onun hayatında bazı yenilikler olabilir örneğin. Eşinizle birlikte bazı yaşamınızda önemli kararlar verebilirsiniz. Belki artık çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ya da bir yer değişikliği istiyorsunuz ya da bir işbirliğiyle ilgili bir kararınız olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Oğlak yeni ayı sizin 6. evinizde olacak.
Günlük hayatınız, çalışmalarınız, mesleğinizle ilgili önemli bir yeni ay. İş arayan aslanlar, evet, bir iş başlangıcı olabilir. Mesleki anlamda size bir şey öğretecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu yeni ay sizi daha hırslı ve kararlı yapıyor. Çalışma alanınızda bir düzenleme olabilir. Görev tanımınızda mesela değişimler olabilir, sorumluluklarınız artabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz, iş arkadaşlarınız, çalışma düzenleriniz, buralarda yeni yapılandırmalar, yeni düzenlemeler olabilir. Çalışma dışında tabii ki tüm günlük alışkanlıklarınız, bunlar beslenmeniz, giyiminiz, sporunuz, diyetiniz, belki bir sağlık sorununuzla ilgili yapacağınız tedaviler, uygulamalar, tüm bu alışkanlıklarınızla gözden geçirebileceğiniz, sıfır başlangıçlar yapabileceğiniz, yeni bir düzen kurabileceğiniz önemli bir dönemdesiniz sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Oğlak yeni ayı 5. evinizde olacak. Birçok gezegen burada. Dolayısıyla biraz daha size özgüven veren, kendinizi daha değerli hissedeceğiniz, maddi manevi koruma altında hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Şanslı bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim birçok anlamda. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Keyifli başlangıçlar olabilir. Çocuk sahibi olmak da bunlardan birisi tabii ki. Aşk hayatınızda önemli etkiler var. Aşık olabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizde daha romantik, daha eğlenceli, aktivitenin bol olduğu bir dönem olabilir. Çünkü bu yeni ay size sosyalleşme imkanları veriyor. Eğlenceli fırsatlar veriyor. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz ortamlara girebilir. Biraz daha becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bir hobinizi iş yapabilirsiniz örneğin. Oğlak çünkü sorumluluk demek, iş demek, disiplin demek. Burada herhangi bir sanatsal becerinizi, bir sportif aktivite olabilir ya da bir yeteneğiniz olabilir. Bunları iş yapabileceğiniz, daha disiplinli bir şekilde hayatınıza katabileceğiniz girişimleriniz olabilir. Bunun için daha cesur davranabilirsiniz, daha girişken davranabilirsiniz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, siz de Oğlak Burcu'ndaki yeni aydan en önemli etkiyi alan burçlardansınız. Hem gezegeniniz Venüs Oğlak Burcu'nda, hem birçok gezegen Oğlak Burcu'nda. Ben de bir teraziyim. Bu yeni ay bizim için önemli. 2023'ün de ilk ayını etkileyecek, hatta yani ilk birkaç ayını etkileyecek bir güçlü yeni aydan bahsediyoruz. Kariyeriniz, işiniz, eviniz, ailevi konular, genel olarak sorumluluklarınız, yaşam düzeniniz, bu alanlarda daha kararlı, planlı, disiplinli olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Jüpiter'in de etkisiyle ilişkilerde şanslı başlıyorsunuz yeni yıla, biliyorsunuz. Yeni bir ilişki, yeni bir başlangıç, bir işbirliği, bir iş teklifi, bir evlilik konusu. Hani bunlar olabilir. Bunlarla bağlantılı olarak işte ev düzeninizde bir değişim olabilir. Kendinize yuva kurmak, evlenmek, ev almak, ailenin yanından ayrılmak veya işte çocuk sahibi olmak gibi konu da olabilir tabii ki. Çünkü yuva konunuz etkileniyor. Aile büyükleri ve ebeveynlerle ilgili de düzenlemeler öne çıkıyor ve bu yıl biraz daha özellikle Ocak ayında sizin için bu ailevi konular çok fazla ön planda olabilir, belirleyici olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve Yükselen burcunuz İlk 5 derece arasındaysa, 0-5 derece arasındaysa bu bahsettiğim yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Birçok gezegen 3. evinizde, düşünceler var, fikirler var. Bazı yakınlarınızla konuştuğunuz, görüştüğünüz konular var, özellikle kardeşler. İşte akrabalar, onlarla birlikte yapılacak işler, planlar öne çıkabilir. Komşu ilişkileriniz, yaşadığınız yerdeki çevrede olabilecek bazı düzenlemeler, yenilikler var. Bir eğitime başlayabilirsiniz yeni yılla beraber. Bir otomobil alabilirsiniz çünkü burası sizin kullandığınız araçlarla da ilgilidir. Bir seyahat söz konusu olabilir. Özellikle yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler için sizi destekleyen bir yeni ay, Jüpiter'in de güzel, olumlu etkileri söz konusu olacak. Bu yeni ay ile beraber özellikle yakın çevrenizde olup bitenler sizin için biraz daha belirleyici olabilir ve onlarla daha fazla ilgilenebilirsiniz sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay para evinizde.
ve birçok gezegen orada, Venüs de orada. Tabii ki parasal konularda önemli bir dönemdesiniz. Kazançlarınızla ilgili yeni bir döngü başlayabilir. Gelirlerinizde bir düzenleme, bir artış olabilir. Gelir elde edebileceğiniz iş girişimleri veya planlamalarınız olabilir. Tabii ki bir iş başvurusu olabilir, bir işe girebilirsiniz. Paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili daha planlı olabileceğiniz bir dönem. Kaynaklarınızı değerlendirmekle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir iş de kurabilirsiniz. Bir yatırım kararı da alabilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, sizin için çok önemli bir yeni ay. Zaten yılın en önemli dönemindesiniz. Güneş de burcunuzda ilerliyor ve burcunuzda bir yeni ay var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle ilk 5 derece arasındaysa tabii ki bu yeni ay direkt sizi etkiliyor. Ama birçok gezegen zaten oğlakta olduğu için her durumda önemli etkiler alabilirsiniz hayatınızda. Dolayısıyla düşünceleriniz nedir? Hayattan istekleriniz nedir? Planlarınız nedir? Yeni yıl hedeflerinize odaklanın. Çünkü bu yeni ay size hedeflerinize ulaşmak için kararlılık veriyor, cesaret veriyor. Jüpiter'in de etkisiyle aile, yuva konularında şanslarınız var. Ev almak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Aile olmak için adımlar atabilirsiniz. Evlilik gibi konularınız ön planda. Her türlü işbirliği, ilişkiler, eşinizle, partnerinizle ilgili konu ve kavramlar, birlikte vereceğiniz konular olabilir, kararlar olabilir. Kendinizle ilgilenebileceğiniz bir dönem. İmajınızı değiştirebilirsiniz. Güzellik, estetik bakım, belki bir diyete başlamak, kendinizle daha fazla ilgilenmek, imaj değişimleri için önemli bir dönem. Yer değişiklikleri olabilir sevgili oğlaklar. Yaşadığınız yerden memnun değilseniz, bir ev almak istiyorsunuz, başka bir eve taşınmak istiyorsunuz, çevre değişimleri olabilir. Tüm bu alanlarda kararlı olacağınız, hayatınızda yeni bir düzen getireceğiniz önemli bir dönemdesiniz. Sağlık konularında belki dişle ilgili bazı konular olabilir, tedaviler veya hani estetik amaçlı bazı uygulamalarınız olabilir. Diyete başlayabilirsiniz, beslenme programlarınızı değiştirebilirsiniz. Sağlıkla da ilgili hayatınızda iyileştirmeler getirebilecek, önemli kararlar verebileceğiniz bir yeni ay döngüsü sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, oğlak yeni ayı 12. evinizde, birçok gezegen orada. Satürn hala burcunuzda ama artık son derecelerde ilerlemekte. Bir hazırlık dönemindesiniz, çalışma dönemindesiniz. Çok da hani detaylı çalışıyor olabilirsiniz. Biraz yalnız kalmak isteyip inzivaya çekildiğiniz bir dönem. Birçok şeyi planlıyorsunuz, kurguluyorsunuz. Hazırladığınız bir proje olabilir. Öğrenciyseniz de öğrencilikle ilgili bir tez hazırlığı olabilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlamak için de iyi bir dönem. Bir tatil de olabilir bu dönemde. Biraz çünkü toplumsal alandan uzaklaşmak, biraz kendi kabuğunuza çekilmek istiyorsunuz. Ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü şifa, arınma, terapi çalışmaları için muhteşem bir dönemdesiniz. Kendinize özel zamanlar ayırabilirsiniz. Çalışma ortamlarınızın iyileştirilmesi, iş planlarınızın gözden geçirilmesi, sağlığınızın iyileştirilmesi adına da arayışlarınız olabilir ve bu alanlarda daha kararlı olabilirsiniz. Doğru alışkanlıkları hayatınıza taşıyabilirsiniz ve artık sizin için yanlış olan, bitmiş olan kavramları da hayatınızdan daha kararlı bir şekilde çıkarabilirsiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, oğlak yeni ayı 11. evinizde doğacak. Birçok gezegen burada. Sosyal bir dönemdesiniz ve Ocak ayı gerçekten size kalabalıklar içerisinde daha fazla aktivite getiriyor. Bir grup etkinliğine katılabilirsiniz, bir eğitime katılabilirsiniz, iş alanında bir ekip çalışmasına, bir projeye dahil olabilirsiniz. İşle ilgili sorumluluklar alabileceğiniz, yaptığınız çalışmaların maddi manevi karşılığını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki bu yeni ay size özellikle bazı isteklerinize, hayallerinize, umut ettiğiniz konulara da kapı açabilir. Hani istediğiniz bir projeye ulaşabilirsiniz. İş ortamında istediğiniz bir göreve gelebilirsiniz. Bir sorumluluğu alabilirsiniz. Size maddi manevi başarı getirecek, ödül getirecek bir girişim için daha cesur davranabilir, inisiyatif alabilirsiniz ve Jüpiter etkisiyle parasal kazançlarınızda da genişleme imkanları var. Yani parayla ilgili hedeflerinizde daha cesur adımlar atabilirsiniz, daha talepkar olabilirsiniz sevgili balıklar.